Herkese merhaba, ben Oğuz Tokgöz. Süper 7 TV ekranlarından size bu yeni yıl mesajını iletmek istedim. Hepiniz güzel bir yıl yaşayın, güzel bir 2022 olsun. Ee, bu 2022'de e, aklınıza gelen, yani içinize doğan, yaratmak istediğiniz her şeyi yapın. Yapmadığınızda bunların hepsi bağımlılıklara dönüşüyor. Ben e, ne sizin ne de çevremdeki herhangi birinin, bağımlılıklarıyla mücadele etmesini seçmiyorum. Bu herkes için çok üzücü ve yorucu bir seçim oluyor. Ee, bu 2022 yılında ne olursa olsun her şey için neşelenelim. Bu bir şeyleri e, hafife almak değil ama artık acılardan beslenmeyelim ve kendimize yeni bir dünya seç. orada hep neşelenelim gelen mesajların içinde. hayatımıza bize verdiği tüm mesajların içinde komik bir şeyler olduğunu e, bulalım. Bunu bulamıyorsanız bulmak için biraz daha çocuksu bir şekilde bakmaya çalışın. İşbirliklerine önem verin bu yılda ve birlikte olduğunuz insanların sizler kadar sorumluluklarını paylaşmasına önem verin ve insanları iyi değerlendirin. Bakın ve hakikaten tanıdıktan sonra yavaş yavaş onlara bazı şeyler yapın çünkü bunu yapmazsanız geçen yıl olduğu gibi yine hak etmedim cümlesiyle. Ben bunu hak etmemiştim cümlesiyle karşılaşacaksınız. Onun için insanları iyi tanıyın ve bu tanımanızda size de güven oluşturdukları ölçüde de onlara güvenin. Böylelikle bu ben hak etmiyorum duygusundan çıkarsınız. Bu yıl herkese ne yapacağınızı bilmiyorum ama kendinize dürüst olduğunuz bir yıl olsun. Hayatınızı nereye getirdiğinize, kendi gölge taraflarınıza kızdığınız taraflara iyi bakın. Onları olduğu gibi alıp kabul edin ki bunlar değişsinler, dönüşsünler ve bir yere getirsinler sizi. Çünkü insanın yolculuğu aslında gölge taraflarının kabulüyle başlıyor. Sadece ilişkilerinizde bu gölge tarafları bitirmeden kendi... Varlığınızın e, dışında birilerine verdiğinizde ilişkinizin zarar göreceğine bilin. Gölgeler size ait çünkü. İnsanlarla bir şeyleri paylaşın. Bu size bereket getirecektir. Ama duygularınızı paylaşın. Ama e, katkı ölçüsünde maddi şeyler paylaşın. E, bu size iyi gelecek. Yani hayatınızın bereketli olduğunu göreceksiniz. Etrafınızda bir türlü hareket edemeyen kişiler varsa ve sizin durumunuz daha hareketliyse ışığınızı biraz onlara çevirin. Onların yanında kalın ve onları destekleyin. Onları desteklerseniz, onlara katkı verirseniz hiç kimse beni görmüyor, hiç kimse beni desteklemiyor duygusundan çıkarsınız. <laughs>